Etiyopya ve Eritre hükümetleri tarafından Tigray'de devam eden saldırılar sonucunda Eritreli askerlerin en az 800 Tigraylı'yı öldürdü. Bu haberle beraber Eritre'de tutuklanan 70 Hristiyan serbest bırakıldı. Etiyopya ve Eritreli hükümetler tarafından Tigray'de devam eden saldırılar sonucunda Eritreli askerlerin en az 800 Tigraylı'yı katlettiği duyuruldu. Tanıklar, saldırının Aksun şehrinde yüzlerce kişinin katledildiği, Sen Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen katliamı hatırlattığını söyledi. Associated Press'e konuşan kilisenin diyekozu istismar, yağma ve toplu katliam suçlarının işlendiğini söyledi. Çok sayıda yardım kuruluşu, çatışmalara müdahale edilmezse Etiyopyalıların kitlesel açlıkla karşı karşıya kalacaklarını belirtti. Etiyopya hükümeti herhangi bir zulüm işlemediklerini iddia ediyor ancak Birleşmiş Milletler raporları bunun tam tersini gösteriyor. Christian Solidarity Worldwide Eritre'nin 70 Hristiyanı serbest bıraktığını bildirdi. Hristiyanlardan 64'ü herhangi bir suçlamada bulunmadan ve 6 kişi halka açık yerde ibadet ettikleri için hapse atılmıştı. 1 Şubat'ta ise başkent Asmara yakınlarındaki Mayi Serva ve Adi Abeito hapishanelerinden 21 kadın ve 43 erkek mahkum serbest bırakıldı. Mahkumlar 2 ila 12 yıl arasında herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın tutuluyordu. 27 Ocak'ta Eylül 2020'de Asmara'nın güneydoğusundaki Dekemhare'de gözaltına alınan 6 kadın mahkum da serbest bırakıldı. Hareketin memnuniyetle karşılanmasına rağmen, Christian Solidarity Worldwide bunun uluslararası toplumu Tigray bölgesinde yürütülen savaştan kurtarmak için dikkat dağıtıcı unsur niteliğinde olabileceğine inanıyor. Tigray, Etiyopya'dan bağımsızlığını ilan etti ve o zamandan beri var olma hakları için mücadele ediyor. Tigraylı yetkililere göre Birleşik Milisler, Tigray bölgesinde vatandaşlara saldırıyor ve onları öldürüyor. Yetkili Etiyopya habda yayınlanan bir röportajda, İgrey'den Eritre'ye giden karayolun ötesindeki tüm köylerden köylülerin ürünlerini yağmalamaya başladıklarını ve girdikleri her köyde kimi bulurlarsa öldürdüklerini belirtti bir köyde 21 kişinin öldürüldüğünü, bunlardan 7'sinin köyün rahipleri olduğunu açıkladı. Christian Headlines, savaşın Etiyopya ve Tigre'yi kasıp kavurması nedeniyle milyonlarca kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu daha önce bildirmişti.